Yunus'un bıraktığı yerden çok önemli bir eklemeyi yapmak lazım aslında Türkiye'nin başına örülmek istenen çorapla ilgili. Irak bugüne kadar PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Evet tanımadı. Şimdi e, dolayısıyla da şöyle bir durum var. İlk defa son e, bir yıl içerisinde Irak terör örgütüne PKK'ya karşı birkaç tane adım attı. Ve Türkiye ile Irak konuşmaya başladı. Evet. Şimdi bunun e, Bafıl Talabani'yi zaten eklemlediler. Süleyman Abdi'nin yanına. Orada bir e, PKK'nın yavrusu haline geldi YKB. Ama ilk defa Türkiye Bağdat arasındaki konuşmalardan da Barzani grubunun rahatsız olduğuna dair emareler geliyor medyaların. Doğru. Şimdi e, Barzani medyada güçlü. Washington'ı da çok net kullanırlar biliyorsun Rudov'un oradaki muhabirini. Amerikan sözcülü, sözcü yardımcıları falan da Rudov'un yayınlarına bağlanır. Ben ilk kez e, son 3 ayda Rudav'ın yayınlarında bir ton değişikliği görmeye başladı. Ne gibi? Yani eskiden çok Türkiye ile paralel gitmeye başlarken şimdi bir Barzani ailesi PKK ile çok sert mücadele ediyor. Çünkü aralarındaki siyasi rekabet Kürtlerin lideri sen misin ben misin rekabet. Hmm. Ve PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alıp Barzani ailesinin de Amerikan medyası yıprattığı için aralarında çok sert bir siyasi mücadele var. Zaman zaman çatıştılar. Özellikle bu İran sınırı yakınındaki boşaltılan kampların denetimi kime geçecek diye Barzani güçleriyle terör örgütünü çatıştı. Çok gergin Kuzey Irak. Fakat Türkiye-Irak yakınlaşması iki ülke arasındaki yakınlaşma bizim de ideal bulduğumuz bir süreç aslında. Ee, Barzani'nin yayın organlarında zaman zaman Türkiye'ye veya bak biz de buradayız ama bizi de böyle pas geçme vesaire gibi mesaja geldi. Tam bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya Patriot yolu olması yani orada bir şey dikkatimi çekti Yunus ne dersin? Bu önergeyi veren ee, senato üyesi veya temsilciler, meclis üyesi, temsilciler meclisi üyesi yanlış söylemeyeyim. Bugüne kadar hep Türkiye ile ilgili çok iyi açıklamalar yapmış. Türkiye'ye çok dost göz gözüken bir adam ve gerekçesinde de diyor ki İran'dan gelen füzeler ve siyahlara yönelik bunu yapıyoruz diye. Ama hep böyledir yani birisini zehirleyecekse onu hep altın kupaya koyar hani çok kıymetli bir şey veriyormuş gibi yaparsın. Ama bizim şu anda Amerika'nın bu Patriot operasyonunu çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor ne olacağını hiç bilemediğimiz, denetim nasıl olacak, neyi takip edecekler hiç bilmediğimiz. Ben şunu bir şunu sorabilir süreç. miyim Yunus'a? Yunus tamam Barzani yönetimine Patriot verebilirler. Bu Patriot'ları da Amerikalılar değil Barzani kullanacak, doğru mu? Patriot olmayabilir. Yani Onu kesin değil, hava savunması. Ha, yani şimdi oradaki üslerimizi, askerlerimizi ve oradaki çıkarlarımızı nasıl koruyabiliriz? İşte bu İran tehdidine karşı SİHA'lar olsun, füzeler olsun, bununla ilgili bir çalışma yapın, bize sunun. Evet, Rudav Patriot diye verdi bu arada. Parantiz. Onlar Patriot diye Rudolf verdi ama Patriot aslında kesin verdi. değil. Belki de biraz e, ortam kızıştırıyor wishful olabilir. thinking dediğimiz, yani ümit ettikleri düşünce olabilir. Evet. Belki de Patriot istiyor yani olabilir. Yani şunun için, şimdi PKK'ya verilmesini düşündükleri de e, tahadın bir alt versiyonu, yani stinger'ı, dört tane stinger'ı bir Kaide'ye yerleştirip e, bir e, taktik tekerlekli araç üzerinde kullandıkları bir sistem var. Adını unuttum şimdi. Tahad'ın bir alt sistemi. E, yani 4-5 kilometre menzili arçak irtifa hava savunma füzeleri yerleştiriyorlar. PKK'ya verilmesi düşünülüyor. Yani Patriot vermeyecekler anladığım kadarıyla PKK'nın eline. Patriot konuşulmadı yani. En azından basından ben böyle doğru mu değil mi bir kere onu öğreneyim. Yok şöyle. Ha, bunu netleştirmemiz şöyle lazım. Öyle o manpat veya stringer gibi bir şey değil direkt. Ee, şeyden takip elde ederek hava savunma sistemi PKK yani orta ayrımı, menzilli bir hava savunma sistemi veriyorlar. Şimdi peşmergeyi şöyle ikiye ayıralım bunu. Bir Irak'ın kuzeyindeki peşmerge güçleri buna ne verileceği konusunda henüz daha çalışmıyor. Orta orta, orta 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 bir de Suriye'deki şimdi Suriye'ye gelelim Suriye'deki SDG diyorlar ya evet. onlara da hava savunma sistemi vereceklerini ifade ettiler. Ben bazı raporlar okudum. E, vermek istedikleri e, hava savunma füzesi de söylediğim tarzda. Ama bu bu bütçeye girmedi. Yani el altından nasıl verirler bilmem ama bu bütçeye girmiş değil şu anda. O zaman Suriye'deki bir SDG'ye resmi olarak bir şey verilmesi planlanmıyor. O yok. Planlanıyor. 216 milyon dolar mı ayırdılar? 200 milyon dolara yakın Suriye için ayrılan. Ama hava savunma füzesi 9 mi? milyon. Evet. Dolar öyle, hani öyle hava yakın. savunma füzesi olarak mı? Hayır, Hayır. Total yani, bütçe. Bütçesi. Öyle söyleniyor. bütçesi bu içeriği yok. Daş karşıtı mücadele yapan gruplara ayrılan eğitme ve donatma parası olarak yani öyle kamufle tabi onun, ediyorlar. Evet değil yani mi? biz onu tabii YPG PKK'ya giden para olarak Hava söylüyoruz bunun içinde Abdülkadir Bey. Hava savunma ama resmi adı Ola da bilir, olabilir, olmayabilir yani. Para... Bir dakika ama, bir dakika. Tamam. Öyle değil. Hava savunma füzesi bu 200 milyon doların içerisinde olabilir mi? o parayı nasıl oraya kanalize edeceklerine bağlı ama yani benim düşündüğüm kadarıyla şimdi hepsinin fiyatlarını ne kadar tutacaklarını bilmiyorum. Hani 189 milyon dolar bir yıl için hava savunma sistemleri eğer sağlasalar bayağı yemiş oluyorlar o parayı. Evet, orada, oraya... orada, şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Ya, ya o biraz şey. O Amerikan Ama başka altında örtülü ödenek adı altında verirse. Sayın Kim soracak Bakanım. ki ona yani Sayın Biz Bakanım yok abi. orada orada şöyle bir fark var şimdi, şimdi. birazdan ben bir Bu şey söyleyeceğim de o yüzden stringer önce öyle diyeyim tarzı diyeyim. füzeler kendi bütçeden kullanıyor ya Şöyle satışı bir miktar izne bağlı olan izinin Türkiye'nin çok rahat sürebileceği iş olur Stringer tipi füzeler. Kongre'nin iznine bağlı. Bunlar daha bağlı çok mı? bunu Ukrayna'da ya yaptı hatırlayın. Eski Rus malı silahların manpatlar vardır. Bu bizim helikopterlere karşı siz de bilirsiniz. çok kullandı. Yani Eskiden RPG-7 bir de MAMPAT'ları çok evet. kullanırlar. Şimdi Stringer'ı bakın e, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesini sağlayan bir günde 3 helikopteri düştüğü için üst üste. Doğru. Stringer çok başka bir yer. Yani onu verdiği andan itibaren şimdi IŞİD'le mücadele koalisyon diyorsun IŞİD'in uçağı yok. O zaman adama sorarlar sen bu Stringer'ı kime karşı neye karşı verdin diye. O kadar... ...şuursuz hale gelebilir Hah, mi? Ben de işte, işte tam onu diyeceğim. Niye? Bu. Ben size bir şey söyleyeyim. Asker olarak eğer tutup da o benim okuduğum rapordaki... E, ...dörtlü e, Stinger podlarıyla donatılmış taktik tekerlekli araç... Yani ...hava savunma sistemini verirlerse... ...bu sefer e, bizim Suriye'nin derinliklerine harekat yapmamızı meşru hale getirirler. Yani o kadar şuursuz olabileceklerini ben düşünmüyorum. Bu bir. İkincisi özellikle sorduğum şey şu. Peşmerge'ye vereceklerini Amerika mı kullanacak... Yoksa peşmerge mi? Peşmerge. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Eğer tutup, Eğitimlerini verip... Eğer tutup da bakın, Onlar eğitim kullanmasına eğitim da, da olarak gerek olarak. yok. Bakın, tutup da Eskaz'a, bizim uçaklarımıza ya da sihalarımıza radar kilidi atarlarsa... Bakın, ateşlemesine de gerek yok. Türkiye bunları vurur. Çünkü radar kilidi atmak da hedef olduğu anlamına gelir ve vurmak için meşruiyet sağlar. Yani dolayısıyla burada hani... Şimdi dışarıdan ama, baktığımızda, ama işin oraya kadar dışarıdan baktığımızda çok sanki değil ABD mi? böyle çok evet. hani hava savunma sistemleri vererek bölgede durum üstünlüğünü e, e, pekiştirecek gibi falan görünse de bu iş o kadar kolay değil. Onu size söyleyeyim. Ama eray evet. komutanım kolay değil de bakın bu bir terör örgütü ve biz onun NATO'da müttefikiyiz. Bakın onlar helikopter verdiler. Bir helikopter düştü biliyorsunuz. altı tane helikopter daha var. Bak, ve onları helikopter evet, Barzani Talabani mi? onu da Barzani dediler ya ama YPG, biraz helikopter düşerken ya. Talabaniye... YPG YPG ve kayıp elemanlarını taşıyan helikopter düştü. Ve bu helikopterleri Amerikalıların korumasında uçuruyorlar. Evet. Ya bu müttefik bunu yapar Kesinlikle. mı? Kesinlikle. İkincisi Süleymaniye'de havalanında bir yer vuruldu. vurulan yerde PKK terör örgütün İHA üretim merkezi. İHA üretim fabrikası. Abdülkadir evet. Bey tam o Üre, olay olduktan İHA üretim sonra atölyesi. Pentagon'da sözcüye o zaman Tuğ Tuğgeneraldi evet. tüm general olmadan önce şunu sormuştum. Hatta bayağı da sinirlenmişti evet. bu soruya. Eğer ABD askerleri sizin NATO müttefikinizin terörist olarak gördüğü militanlarla teröristlerle birlikte dolaşıyorsa bu ABD askerlerini meşru hedef haline getirmez mi diye. Evet. Çok sinirlenmişti. Hayır. Çünkü onlar PKK değil demişti. SDG için. Çok Bizim... net söylemişti <laughs> Bu... ve bunu çok nadir söylüyorlar. Aslında biraz da ağzından kaçırdı. SDG PKK değildir diye. Şöyle yani çok güzel bir soru olmuş. Onları deşifre etmiş. Düşünsenize El Kaide militanlarıyla 11 Eylül'de ikiz kulelere saldıranlarla Amerika'nın müttefiki olan bir ülkenin subaylar birlikte olsa onlar hedef haline getirmezler mi daha? Vururlar, hesapta da vermezler. Hesapta vermez. Bakın şimdi bakın evet. bir de bizim Suriye'de PKK'ya yönelik e, operasyonumuz sırasında ne yaptılar? Bizim dronumuzu vurdu. Evet. Yani bir yandan bir tek vermedikleri ne kaldı? Savaş uçağıyla güdümlü füzeler kaldı. Sürekli olarak kapasitelerini artırıyorlar. Evet biz bir güçlü devletiz. Mücadele ediyoruz ama bu da müttefiklik hukukuna yakışmıyor. Yerine gelince müttefikiz diyorlar. Ama diğer taraftan da bizi bölüp parçalamak isteyen terör örgütünün kapasitesini sürekli yükseltiyor. Belki Burada buna çok özür dilerim denmez de zoraki Eray. birliktelik e, desek daha doğru. Ah, Eray şimdi adını o zaman net koymak evet, gerekiyor. Evet, mesela. Evet. Bu işin okuması şuraya doğru gidiyor. Bütün siyasi gelişmeler. Bir, Pentagon Irak'ın kuzeyinde. Barzani ailesinin yönetimi bitsin diye Barzani ailesiyle ilgili yolsuzluk haberlerinin kaynağı. New York Times'ta e, Washington Post'a hatırla alınan gömleğe kadar haberleri yapıldı. İki, Buffalo Talabani'yi Irak'ın kuzeyindeki Kürtler terör örgütüne direnmesin diye Celal Talabani, eski Cumhurbaşkanı'nın oğlundan bahsediyoruz. Bir de onun evet. kuzeni vardır, Lahor Talabani. Bir de Katrin o bölgelerde vardır, bir, Kubat Talabani. O ki Kubat Talabani'yi biz Ankara'ya getirdik, mite ikaz da ettik. Bakın eliniz ayağınız düzgün dursun diye dinlemediler. Ama anlamadılar. Şimdi e, Bafıl Talabani'yi bunun yanına eklemlediler. Artık Amerika Birleşik Devletleri bir Kürt devleti değil, kuracaksa bir PKK devleti kuracak. Niyeti bu. Irak'ın kuzeyindeki PKK'dan hoşlanmayan Kürt grupları da Bafıl -Talabani, Talabani soyadıyla ikna edecekler. Bildiğiniz bir ordu şeklinde hazırlıyorlar. Yani silahlı asker sayısı, verdikleri mühimmat, mühimmatın içeriği. Türkiye buna karşı çok aklı başında bir politika yazıyordu. Diyor ki okay Amerika'ya sen burada bunu yapmak istediğin zaman ben buna izin vermeyeceğim. Askeri harekatlarımla gösterdim. Ya düzgün müttefiklik ilişkisi kuracaksın. Evet. Bana verdiğin sözü tutacaksın ve o dağıttığın ağır silahları toplayacaksın. Şunu Amerika Birleşik Devletleri çok net biliyor. 950 askeri var Suriye'de. Türkiye izin verdiği için Türkiye'nin inayetiyle orada durabiliyorlar. Evet. Yoksa 950 askerin herhangi bir askeri anlamda yok. Yok, önemi yok, karşılığı yok. Burada şimdi geldiğimiz yer yani o ilişkilerdeki yumuşama dediğimiz yer. Bakın Roma'daki G20 zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la yaptığı görüşmede Biden'ın söylediği şey şuydu. Ben görev süren boyunca Türk-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesi için çaba göstereceğim. Hatta off the record bilgilerde hani dışarıya verilenlerde, siz bizim dışarıda söylediklerimize çok bakmayın. Bizim temel hedefimiz Türk-Amerikan ilişkilerini normalleştirmek. Bunu söyledi. Bakın dikkat edin Madrid'deki NATO zirvesinde. Onun arkasından Bali'deki diğer G20 zirvesinde. Biden gittiği her yerde hemen hemen baş başa görüşmeyi Türkiye ile yaptı. Ve Biden Trump yönetiminden farklı olarak yani Trump'ın en son dışişleri bakanı Türkiye'ye geldi. Ben Ankara'ya vedaya gelmem, istiyorsanız ben Fener Rum Patrikhanesi'ne veda edeceğim, Bartelamo'ya. Siz istiyorsanız buraya gelin, yoksa sizle görüşmem dedi. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri ile önümüzdeki şöyle bir riskli süreç var. Tahminen demokratlar seçimi kaybedecekler. Evet, tamam. Ve tahminen Trump tekrar iktidar olacak. Hı -hı. Oradan nasıl bir orta tablo... Orta, Yargı yoluyla çıkacak? adaylarını engezilemezler Aynen öyle evet. evet. ama <laughs> yani o konuların Türkiye ile evet. bitmeyen bir hesabı var. Var. Bu gördüğümüz evet, biraz yani, neokon biz, operasyonlarına biz da değildim. benziyor. Hiçbir zaman da müttefik olmadık ama zoraki bir birlikteliğimiz evet. söz konusu. Şimdi biz Türkiye'de duygusal davranıyoruz ve şöyle yapıyoruz. Amerika kötü mü? Rusya ile çok sevmiyor olalım. Hayır Rusya ile de Libya'da karşı karşıyayız. Suriye'de karşı karşıya olduğumuz yerler var. Yani işte NATO'nun alternatifi Şangay İşbirliği Örgütü değil. NATO beni Güney Kıbrıs'ı şu anda o sürece dahil etmemin önüne geçmeyi sağlayan bir üyelik kıymetli benim için. Şimdi dış politikada duygusal davranmaktan vazgeçip bir Amerika Birleşik Devletleri'nin 90'lardan çekiç güçten beri ne yapmak istediğinden başlayarak bir okuması var Türkiye'nin. Bu okumayı da sahaya yansıttı. Şimdi bundan sonrası analiz değil bilgi olarak söylüyorum. Şimdi Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekçi politikaya dönmesini bekliyor. Yani şu anda e, tahminen boğazı seyrederek yarın ne konuşacağını düşünen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na da Türkiye ile gerçekçi politikaya dönüp dönmemenin ne olduğu konusunu e, danışmanlarının anlattığını varsayıyorum. Umarım ya, anlatmışlardır. Ediyorum. Bir an önce anlatmalarını bekliyoruz. Bakın e, Adana Başkonsolosu'ydu. Elizabeth Shelton Türkiye'den kaçarak gitti. 90'lı yıllara dair hafızamızda olanlar 2024'te bu bölgede yaşanan hiçbir şeye güvenmemeyi öğretti bize buna karşı Türkiye son derece güçlü bir devlet. Amerika'da o 950 askerin orada Türkiye izin verdiği için barınabildiğini biliyor. Gördük ki dünyada, Ukrayna savaşında da gördük ki nükleer silah sahibi olman herhangi bir şeyi değiştirmiyor çünkü ona ateşlemek çok zor bir şey. Dolayısıyla işin sahaya geldiği zaman ne olacağı da çok yerine oturmadığı için <laughs> sistemimizin <sizlerinizde, gülüyor> kanı neresi? Ekonomisi. Amerika Birleşik Devletleri bu silahı çok kullandı Türkiye'ye karşı. Bir daha kullanmayacağının garantisi var mı? İşte o reyting kuruluşlarından şimdi gelen doğru düzgün mesajlar. Sayın Bakanım onlar biraz siyasi karar verirler değil mi? Yani Amerikan Maliye Bakanlığı'na rağmen Türkiye'ye iyi davranabilirler mi? Yok. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi daima sıkıştırmak üzere bir ekonomik plan yapar. Aynen Maalesef hani Nihat Bey biraz öyle anlatırken Bosat'ın örgütlenme biçimini vesaire ekonomideki de başka bir örgütlenme biçimini ben de kafamda çiziyordum. Yani böyle... Ay, ay, ya oradan ya Ben yıkadım. sözü Sayın Bakanım'a bırakayım. Sağda son derece güçlü Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri planlarını bozmuş, Fırat'ın doğusu ve batısındaki o terör koridoruna izin vermemiş bir Türkiye var. Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanabileceği silah askeri bir silah değil. Ekonomik Yok, silah. Evet. Tıpkı Rahip Bronson'da ve çeşitli zamanlarda yaptıkları gibi... Ha. Bundan sonrasını nasıl yönetiriz? Sayın Bakanım orası sizin uzmanlık alanınız. Şu anda da uyguluyor aslında. Bakın e, Türkiye'de hep enjekte ediliyor her şey iyi gidiyor diye. Kimse de eleştirmek istemiyor ama dolar her gün 1-2 santim, 3 santim, 4 santim yükseliyor. Bu yükseliş 2001 krizine gittiğimiz zamanki kullanılan tabloya programının şu anda adı program konmadan sistemli bir şekilde Türkiye uygulanmasından kaynaklanıyor ve ani bir patlama yaptırır. O zaman sarsılır. Dikkat edin. Ee, bu işi yönetenler hep e, belli başladıkları şey yıldan söyleyeyim. sonraki Askeri yılı, yılı evet. verirler. Hep baz etkisiyle evet. düzelteceklerini zannederler Askeri ama bir şey yine bir baz şimdi etkisi zamanı şunu bir deprem Yunus oluyor. Yunus'a da sormak istiyorum. Benim kanaatim şu. Yani bunlar <laughs> e, kendileri patriotlarla. Orada konuşlanmayı göze alamıyorlar. Ee, onun yerine işte Barzani'yi ve verirlerse bilmiyorum verip vermeyeceklerini e, şeye PKK'ya işte hava savunma sistemleri vermeyi düşünüyorlar. Ben bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Yani bu durumda Türkiye bunları çok rahatlıkla vurabilir. Yani Türkiye'nin güç ve kapasitesi bütün Suriye ve Irak derinliklerinde bunları bulur ve vurur. O kapasitemiz var. Dolayısıyla sanki bir algı operasyonu üzerinden Türkiye'yi Suriye ve Irak'ta sıkıştırmaya yönelik bir algı operasyonu şeklinde olma ihtimalini için ne dersin? Suriye için belki söylenebilir ama Irak için onu söyleyemiyoruz çünkü artık olay resmileşti. Biraz önce Özay Bey ile bahsettiğimiz yani bu hani bir haber olsaydı New York Times'ta ya da bir bakanın acaba olabilir mi demesi olsaydı derdik ki belki Türkiye'ye baskı uygulamaya çalışıyorlar ama Irak'ta. Peşmerge'nin kendini savunabilmesi için ve oradaki Amerikan çıkarlarını İran tehdidinden, İran füzelerinden savunabilmesi için Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un en kısa sürede iki ay içinde bir rapor hazırlayıp bunu sunması kongreye nasıl biz kendi çıkarlarımızı savunabiliriz demesi aslında şunu işaret ediyor. Planımız hazır. Biz oraya ne göndereceğimize karar bile verdik. Sadece bunu resmi yollardan, yasal Kongre'den, şey arkadan gelsin. Aynen öyle biz oraya nasıl yasal şekilde hava savunma sistemi yollayabiliriz diye geçirmiş oldular. Yani bu büyük ihtimal e, yılın ilk yarısında gerçekleşmiş. Şey olur. Barzani güçlerine değil evet. mi? Evet. Anladım. Bunu peki, göreceğiz. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Yani bu anlattıklarımıza, anlattıklarınıza dayanarak İran ve Amerika Birleşik Devletleri asla doğrudan savaşmaz mı? Savaşmaz yani, mı? Hep böyle şunu hep terör savaştırımı olur. Nihat Bey. Yani özellikle İsrail'in eee İsrail Gazze o orada yaşananlar 7 Ekim'den bu yana herkes şöyle bir hevese girmişti. Herkes dediğim yani belli bir kesim. İran şimdi harekete geçecek. Hareket o güçlerini harekete geçirince evet. İsrail'i durduracak. Aynen. Gazze'deki Aynen. masum siviller kurtulacak. İnanmayın. Olmayacak ABD söyledik. ABD'nin ABD İS, 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 İran vurdukça ABD yığınak yaptı. İran füze attıkça Beyin travması geçirdikçe İsrail'e yaradı, ABD'ye yaradı. Yani o kesikler, hmm. bilek burkulmaları, beyin travmaları tamamen ABD'nin işine yaradı. Bir, hmm. Yani Bu kasten hani, veriyorlarmış. Hani İran'ın yaptığı saldırılarda bari birkaç tane Amerikan askerini öldürebilselerdi. Hmm. Ya şöyle, bir, onu da ortada bir tiyatro mu var o zaman? Ama şöyle, ortada bir tiyatro, ortada ortada bir şöyle, tiyatro var. Ya. Çok önemli e, İran'dan yani. gelen açıklama peki, bu da mı boş diyorsun yani? Ama şey şöyle, diyor bu, ya reis intikamın yeri Yok. ve zamanı güçlerimi Ya işte Kâsifleyman'e de bir şey yapamadılar. Allah aşkına gün ya. yani. zaman ha? Ha? 90 gün oldu i̇ntikam Fulya. Ne zaman Fulya nerede o intikam intikam. 90 gün oldu intikamın. Ama nerede? Bu coğrafyada İsrail'in sigortası İran'dır. İran'dır evet. İran ne Amerika'yla ne İsrail'le savaşa girmez ama İran gerekçesiyle Batı dünyası Amerika-İsrail'i her zaman destekler ve onun güvenliğini sağlar. İran... İsrail bedelini ödeyecek diye de yazmış. Hep böyle büyük söyledi. Bir şey söyleyeyim Hı -hı. ben ondan 300 tane bulurum ama İran-İsrail'e filan savaş açmadığı sürece, o ŞAP-3 füzeleriyle falan ateşlemediği sürece Amerika-İran'a dokunmaz. Dokunmaz, evet. İran'da onu çok iyi bilir. Ama e onu... bölgeyi şekillendirmeye çalışır işte Irak'a. Irak'ın kuzeyine savaş savunma sistemleri. ilgili sisteminde. var değil mi bir bilgi elinde? Abdur evet Kadir ben Uçuşlara e, e, Bakan uçağa yetişeceğim ama bilimkın'la ilgili bilgileri paylaşacağım. Ben bunu paylaşınca endişem şu Yunus Paksa ben de daha fazlası var diye. <laughs> <laughs> ama yine ben de söyle Abdur söyleyeyim Kadirsel. bir. Bu görüşmede e, kritik nokta F-16'lar konusu. F-16'lar konusunda bir adım karşılıklı olarak beklenebilir ve İsveç'in tam üyeliği konusu. ikisi de hızlanabilir. Bu bir. Tamam. İkincisi biliyorsunuz son dönemde özellikle son hafta hem, hem Lübnan'da Hamas yetkilisini vurarak hem e, daha sonra işte e, İran'daki, İran'daki operasyonla birlikte İsrail, e, Netanyahu hükümeti bu savaşı bölgeye yaymaya çalışıyor. Yarın görüşmede evet. Blinken'a hem Hakan Fidan Dışişleri Bakanı hı hı. hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şunu demesi bekleniyor. Bu konuda yani savaşı bölgeye yayma konusunda İsrail'e güçlü bir mesaj verin. İsrail'i güçlü bir şekilde uyarın. Amerika'da, Türkiye'de bu savaşın bölgeye yayılmasına karşı ama karşı olmak yeterli değil. Hı hı. Siz Amerika olarak İsrail'i ...bu konuda uyarı... ...bu çok tehlikeli şeylerin kapısını açar. Hmm. Mesajı bilinkine verilecek. Verilecek. Bir. Evet. İkinci bir mesaj. Güney Afrika biliyorsunuz... ...İsrail'in soykırım suçuyla... ...yargılanması için... ...Uluslararası Adalet evet. Divanı'na başvurdu. Güzel. Ve biz de bunu destekliyoruz. Ama onun bir ikinci ayağı daha var. Bir... ...orada saldırıların durması isteniyor. İkincisi... Gazze'ye saldırıların durması için geçici tedbir kararı alınsın bu mahkemeden deniliyor. Bu başvuruyu yaptı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Amerika bunu Rusya'ya karşı aldırmıştı. Ukrayna karşısında geçici tedbir kararı. Biz de diyoruz ki bunu destekliyoruz. Bu süratle de yerine getirilsin ve Gazze'ye saldırılar durdurulsun. Güney Afrika'nın bu girişimini destekliyoruz. Bu da Blinken'a verilecek önemli mesajlardan birisi. Bu arada 15'inde Güney Afrika'nın başvurusundaki iddianamedeki suçlamalar okunacak. İsrail bir gün sonra savunma yapacak. Evet. Ve çok uzun zamandır yaptıkları en önemli şey İsrail ordusunun kendi iç denetim mekanizmaları hani oradaki savaş sırasında işlenen suçları biz denetliyor muyuz? Denetlemiyor muyuz diye Baş savcının neye baktığını araştırdılar ve aralıksız şimdi mesela işte birkaç tane askerle ilgili açlıkları soruşturmanın öz itibarıyla temel sebebi ya biz kendi iş denetim yollarımızı çalıştırıyoruz hani buna Direkt bakıyor o başsavcı diye böyle bir süreç yürütüyorlar ama iddianameden bir gün sonra çıkacak ve kendilerini nasıl savunacaklar gözümüz dünyanın gözü kulağı iki günlüğüne olacak öyle gözüküyor. Peki Abdülkadir Selvi teşekkür ediyorum. Verdiği bilgiler için. Gözümüz kulağımız tabii Ben geliştim, yoldan sizi dinleyeceğim. De. Yunus Baksoy bu konuda açıklamalarını <laughs> dinleyeceğiz. Aynen alacağım. öyle. Abdülkadir Selvi yine <laughs> uçağa yetişecek. Ankara yolcusu. Pazar günü görüşeceğiz ama sizinle. Katkılarınız için teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yolculuklar. Evet, iyi yolculuklar olsun.